Yılda 3 ürün alınabilen Adana, dünyanın en bereketli topraklarına sahip olmasına karşın uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle tarım potansiyelini yeteri kadar değerlendirememektedir. Tarım, bölge ekonomisinin içinde bulunduğu açmazdan çıkışını sağlayabilecek belki de yegane sektördür. Bunun için de bölgesel teşvik sistemiyle bu potansiyelin ihracata yönelik olarak kullanımını sağlanması gerekmektedir. Hal böyleyken son açıklanan havza bazlı tarımsal destek teşvik sistemi Çukurovalı üreticide hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu teşvik sisteminin narenciye ve yaş sebze meyvenin yoğun olarak üretildiği Adana'da bölgenin gerçekliğiyle örtüşmediği ortadadır. Bölgede üreticilerin beklentilerini karşılayacak bir yapılanmaya gidilmeli, ulusal tarım planlaması yapılırken çiftçilerin sesine de kulak verilmelidir. Adana'da 539.000 hektar tarım arazisinin %46'sı yani 250.000 hektarı sulanmaktadır. Adana'da sulamaya elverişli tarım alanlarının %65'i sulanmayla birlikte Yedigöze Barajı'nın sulama projesinin bir an önce faaliyete geçmesi gerekmektedir. Zira söz konusu barajın faaliyete geçmesiyle sulanabilen tarım arazisinin oranı %85'e ulaşması beklenmektedir. Aynı zamanda Aşağı Seyhan Ovası kapalı sistem sulama projesi de Adanalı üretici için hayati önem taşımaktadır. Barajlarımızdaki suların azaldığı göz önüne alınarak toprağın ve suyun verimli kullanılması, üretimde verimin artması adına kapalı sistem projelerinin aciliyeti net olarak ortaya çıkmıştır. Sayın milletvekilleri, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adana'nın kültür, doğa ve deniz turizmi açısından yüksek bir potansiyeli de var. Ancak bu potansiyel de ne yazık ki değerlendirilemiyor. İlimizde turizm alanında bugüne kadar kayda değer bir yatırım olmaması bir dezavantaj olmasına karşın geleceğe dönük yönelik bir turizm planlaması yapılması durumunda avantaja dönüştürülebilecektir. İlin turizm değerlerinin belirlenip bu değerlerin tanıtımı ve turizme kazandırılması, konaklama tesisleri gibi yatırımların yapılması için hazırlanacak bir planla hem kent hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanabilir. Adana, üretim çeşitliliği, tarımsal potansiyeli, limanı, serbest bölgesi ve dışa açık ekonomik yapısıyla dış ticaret hacmi giderek artan, gelişmeye açık bir ildir. Ancak sahip olduğu kaynaklar ve jeopolitik konumu dikkate alındığında ihracatının yeterli düzeyde olduğu söylenemez. 2015 sonu itibariyle 1.7 milyar dolar olan Adana ihracatının Türkiye toplam ihracatı içindeki payı oldukça düşüktür. Adana'nın 2016 Ekim ayında hem ihracatı hem de ithalatı düşmüştür. Geçen yıla göre ihracat %8,5, ithalatı ise 13,4 oranında düşmüştür. Son 3 yılda Adana iline verilen yatırım teşvik belgelerinin sabit yatırım tutarları bakımından incelendiğinde vahim bir tablo ile karşı karşıya kalınmaktadır. Öyle ki 2014 yılında %97,8 olan yerli sermaye oranının 2015 yılında Ekim ayı sonunda %35,7'ye düştüğü görülmektedir. Değerli dostlar, tüm bu verilerle hareketle bölgemizin çok acil biçimde merkezi bütçeden hak ettiği pay alması ve sorunlarına çözüm üretilmesi gerekmektedir. Biz de verilen sözlerin takipçisi olduğumuz kadar yapılması gereken işlerin de bir an önce hayata geçirilmesi için çaba göstereceğiz. Sorunları hep birlikte yaşıyoruz. Sorunların çözümü için de el birliğiyle zaman geçirmeden adım atmamız gerektiğine inanıyorum.